Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, köyümüze, hayatımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Saat 8'i 5.10 geçiyor ve ben kahvaltı hazırlığına başladım. Anne, diğer bıçak nerede? Buradaki. Ben kahvaltı hazırlığına başladım. Babam yumurtalı ekmeği çok seviyor arkadaşlar. O yüzden şöyle karnı güzelce doysun diye yumurtalı ekmek yapacağım ona. Ekmek arabası geldi arkadaşlar. Onun sesine babam da kalkmış. Onun sesine mi kalktı anne? Babam da kalkmış. Onların sesine ben de kalktım. Baktım saat 8'i geçiyor. Dedim babama kahvaltısını hazırlayayım. Annem beni bayağı bir dinlendirdi böyle sabahları. Artık dedim yeter, annem de ahırlarda kalıyor, işini gücünü yaparken yoruluyor. Ne yapayım, yoruluyorum da. Yoruluyorsun tabii anne. Allah güç kuvvet versin. İşte kalktım dedim bu sabah kahvaltıyı ben hazırlayayım. Annem de turşusunu aldı geldi. Fasulye turşusunu, bir taraftan da turşu kızartacağız. Önce babamın kahvaltısı arkadaşlar. Şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Çayımızı demledim. O zaman yeni güne bismillah diyelim ve başlayalım. Yeni gün hepimize sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk getirsin. İnşallah. İnşallah. Allah nice günlere yetiştirir. Amin. İnşallah. Sırada peynir var arkadaşlar, organik köy peyniri, bilmem bilir misiniz, yapar mısınız, maşallah subhanallah diyelim ve annemin yapmış olduğu peyniri de şöyle bir çıkaralım. Ben çok severim bu peyniri arkadaşlar, tazecik tazecik. Böyle torbaya koyarsınız, torbayı hangi kabın içine koyarsanız peynir onun şeklini alır. Bakın süzgecin içine koymuş anne, şöyle. Şunun içine koymuş. O da onun şeklini almış. Bakın. Allah'ım Allah'ım. Maşallah subhanallah. Allah'ım köylünün kapısından ineğini, danasını, tavuğunu, horozunu, koyununu eksik etmesin inşallah. Etmesin ki herkes böyle sağlıklı sağlıklı beslenebilsin. Şöyle keselim. Sonrasında babamın tabağına alalım. Bakın arkadaşlar. Organik, mis gibi köy peyniri. Şimdi sirke işte, tığlamadık da ne biçim olmuş? Tığlamak ne anne? Böyle sirkelim de bir araya geliyor ya. He. Ama şeyden o, süzgeçe koymuşsun ya. İşte. Düz bir kapta olsaydı böyle olmazdı. Olsun, olmuş yani, hiç önemli değil. Şimdi şöyle peynirimizi de alalım. Ekmeklerimiz de pişti. Arkadaşlar azıcık daha kahvaltılık çıkaracağım. Çok fazla da koymak istemiyorum. Çünkü babamın yediğini ya da artanı kullanmıyoruz arkadaşlar. Değerlendirmiyoruz. Çünkü hani hastalık bulaşabilir diye. Şöyle. Kahvaltı tabağımız hazırlanmaya devam etsin.
yağmurla uyandık arkadaşlar. Yağmurla uyandık. Çok güzel yağmur yağıyordu. Sizin için de çektim. Belki sizin oralarda sıcak sıcaktır. Vallahi çektim, böyle çok güzel serin bir hava var. Hiç bunaltıcı falan değil. Şöyle kahvaltı tabağı hazırladım kendime arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Ne oldu baba? Ne oldu? Ha, babamın ilaç saati geldi. Tamam, geliyorum. Şöyle kahvaltı tabağı hazırladım kendime. Salon camına vurdu da duymuşsunuzdur. Şöyle sarma, dün akşam sardığımız sarmadan. Telefon elime alsam ya ben. Dur. Şöyle turşu kavurduk. Annem kahvaltısını yaptı, babam kahvaltısını yaptı. Ben de ancak açıldım diyebilirim. Birazcık işte fasulye falan kırdım. Dün akşamdan sardığımız sarmadan, peynirimizden annem mis gibi tereyağı yaydı. Ondan aldım şöyle zeytinim, domatesim, turşum, helvam, çayım. Daha ne olsun? Allah'ım bin bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin, nasip eylesin. Babamın telefonuna alarm kurdum arkadaşlar. Her gün 11.30'da çalacak. Şimdi beni çağırıyor. İlacımı getir kızım. Videosunu da çekeceğiz. Gideyim. İlacını içireyim. Benim çayım azıcık soğusun. Gelince hemen kahvaltıma başlarım. Bir tane bu ya. Alarm baba, alarm o. Alarm ne diyor böyle? Alarm işte, içme saatin, ilaç içme saatin geldi. O yüzden kapatabiliyor musun? Bak ne diyor, az aç. Aç. Kapandı mı? Ha. Tamam gel. Elini aç. Öbürüm ver, dur. Öbürüm ver. Dur. Şöyle kısayım az. Nereden kısılıyor bu? Ver. Tamamen kıs onu az. İki ay böyle içeceksin. İki ay sonra düşecek. Günde iki tane ilaca düşecek. Şu kırmızıyla devam edeceksindir belki. Dur, kamerayı açayım. Dur az. Tamam. İç bakalım. Bardağı götür. Getireyim mi su? Yok, bardağı getir de. Kuzu da getir, gir abi. Su mu getir? Neyi getireyim? Ya, ya getirme, getirme. Şimdi getirme, getirme. Tamam. Çok şükür babamın ilacını verdim. Gördünüz arkadaşlar. Hemen ben de şurada şu manzarada kahvaltımı bir yapayım. Annem mutfakta dönüp duruyor. Bulaşık yıkıyor böyle, tereyağı yaydığı için. Bulaşığı çıktı biraz. Sen kahvaltını yap kızım dedi. Yağmur tekrardan başladı arkadaşlar. Yağmur başladı yine. Sesini duyabiliyor musunuz yağmurun bilmiyorum ama çiğ seriyor. Cuma selası okunuyor arkadaşlar. Rabbim şu selaların hürmetine kimin ne sıkıntısı varsa bir an önce gidersin inşallah. Kimin nerede ne sıkıntısı varsa, ne hastalığı varsa, ne derdi kederi varsa inşallah bir an önce en hayırlısıyla gidersin inşallah.
Arkadaşlar bizim şimdi komşularımız geldi, misafirlerimiz geldi. Kızlara da bir taraftan kahvaltı hazırlığı yaptık. Şimdi ben misafirlerimiz için keşkek ısıttım. Şöyle üstüne de bolca tereyağı gezdiriyorum. Şöyle mis gibi hemen servis edeceğim. Böyle. Evet. Ay Yasemin abla diyor ki ay fenomenimiz var bizim fenomenimiz diyor. Vallahi sağ olsunlar var olsunlar geldiler kapımızı açtılar şenlendirdiler. Hemen şimdi ben servislerini yapayım. Şu şunun kaşığını da koyayım. Hemen servis yapayım. Ne gülün abi yenge söyle. Söyle. Adamı bayağı mıyım? Kız burada da çok fazla ya. Bu ne? Yersin yersin. Yok anam yok. Söyledim. Böleyim mi? Böl kızım böl. Tamam bölelim. Ben ne yaparım çenemle? Adamı bayarsın konuşurken. İyi mi kötü mü? Tabii iyi ana. Ses atma. Öteyi garip olma sen Allah. Gül Mavi yengem. Yasemin ablam diyeyim. Ya abla diyorum da ben sana. Yasemin abla, Yasemin yengem. Öyle. Şimdi onun hemen keşkeğini de verelim. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ay Gülmavi yenge şimdi garip geliyor. Benim hayatım böyle bundan sonra Gülmavi yenge. Öyle değil mi? Tabii. Çekiyorum gelenimizi, gidenimizi. Her şeyi çekiyorum. Severek de izliyorlar. Beni çok sevmişler. Aynen alıştık. Yani bir sevdim için daha. Çok şükür. Sevenlerimiz çok olsun inşallah. Sen küller mi yaptın? Kızlar yaptı onu. Şimdi biz çayımızı da koyalım. Kızlar da kahvaltısını yapacak. Bir taraftan da keşkek. Afiyet şifa olsun herkese. Biz Eymen'cimle top almaya gittik. Teyzeleri. Eymen'cimin topu balkondan aşağı düşmüştü. Kaşlarını karartmış oturuyordu. Dedim ne oldu oğlum dedim. Topum gitti dedi. Hadi alıp gelelim dedim. İndik topumuzu aldık geldik. Misafirlerimiz de çay sofrasındalar şimdi. Kızlarla beraber. Hiç korkmuyorsun Eymen. Onlar senden korkacak. Kedilerden de çok korkuyor. Sinekten, böcekten. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Sen ona dokunmayınca onlar sana zarar vermez diye anlatmaya çalışıyorum. Hadi gel. Geç ben bakalım. Gördüğüm şeyleri direkt onlardan korkuyorum. Tamam. Şimdi girelim biz içeri. Arkadaşlar şu yemek faslına hemen geçtik. Taze fasulyemiz pişti. Şimdi ocağa böyle mercimek çorbası koydum. Patates, sarımsak, havuç, soğan ekledim. Şimdi kaynayacak. Biz de kızlarla beraber güzel bir temizlik yapacağız. Misafirlerimizi gönderdik. Vallahi geçen gün sildim bu camı. Sinekler rahat bırakmıyor yani. Minik 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 noktalar. Elimizden geldiğince şöyle bir temizliğimizi yapalım bakalım. Ortalığımızı da bir toparlayalım. Sonrasında kahve keyfi falan yaparız artık. Ne yapalım? Ama öncesinde gerçekten evimiz, barkımız bayağı bir dağıldı. Şöyle kızlarla beraber her yeri bir toplayalım. Şöyle divanlarımızı falan bir düzeltelim. Sonrasında misler gibi oturalım. Güzel böyle güneş de açınca insanın enerjisi yerine geliyor arkadaşlar. Bakın nasıl güzel bir gökyüzü var. Masmavi bir gökyüzüne döndük. Kara bulutlardan sonra, yağmurdan sonra. O zaman biz de bu enerjiyle güzelce şöyle evimizin temizliğini yapalım. Arkadaşlar şimdi biz kızlarla beraber temizliğe başladık. Çorbayı kuzinenin üzerine koydum. Annem yayığımı temizleyeceğim kızım sobayı yakacağım ben zaten dedi. O yüzden su ısınsın dedi. Kuzinenin üzerine çorbamızı koyduk. Sonra geldik bezimizi aldık. Geldik şöyle camlarımızı falan bir silelim. Kızlarla beraber çok rahat bir şekilde hallederim diye düşünüyorum. Çünkü kızlar oda oda temizleyip çıkalım hala dediler. Onlar yeri falan süpürüyorlar. Ortalığı toparlıyorlar. Böyle katlanacak çamaşırları falan hallediyorlar. Ben de hemen şöyle cama giriştim arkadaşlar. Halledelim, temizleyelim. Sonrasında temiz temiz oturalım. Çay yaparız, çay demleriz. Şöyle köyün tadını çıkarırız. Kızlarımla beraber, annemle babamla beraber inşallah. Öncesinde bir çay keyfini hak etmemiz lazım. Ayrıca ıslak kek yapacaktık. Onu da hala yapamadık. Onu da bugün böyle temizliğin üstüne, temizliğin şerefine yaparız. Keyif yaparız işte. Tam bir keyif olur. O zaman bize kolay gelsin mi? Bize kolay gelsin, size de kolay gelsin. Yaptığımız işlerimiz tertemiz olsun, çarçabuk bitsin inşallah. Hadi bakalım, Rabbim kolaylık versin. Yatak odasının camını hallettim arkadaşlar. Çorbamız da böyle sebzemizle beraber kaynadı. Bir güzel şimdi blenderdan geçireceğim. Suyunu ekleyeceğim, kaynamaya bırakacağım. Tuzunu ekleyeceğim, hemen blenderdan geçireyim. Kızlar da arkada odayı süpürmeye devam ediyorlar. Şimdi kapısını çekeceğiz, oda temizleyip çıkacağız.
Çok şükür Allah'a babam böyle istiyor arkadaşlar. Balkonda oturuyordum, cama vurdu, kızım kiraz getir bana, kiraz getir bana dedi. Şimdi şey yapacağım. Babamı buraya oturtturacağım arkadaşlar. Buraları da böyle düzenledik, toparladık. Kızlarla beraber temizlik yapıyoruz işte dediğim gibi. Buraya oturtturacağım. Onun odasını temizleyeceğim. Maskemi takacağım. Orayı da bir temizleyelim. Ondan sonra kalan işlerimize devam ederiz. Hiç yüz yüze de gelemedik ama kusuruma bakmayın. Çok böyle azıcık şu evin işlerini, güçlerini bir bitirmemiz lazım. Planlar tutmadı arkadaşlar. Babam odasında yemek istedi. Balkona çıkmak tamam. İstemedi. Seni merak ediyorlar. İyi misin? İyiyim kızım. Ben Allah'a şükürler olsun. Ben acık canım geliyor acık. Acık başlaşıyorum. İnşallah, 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 inşallah. Bu odada maske takma. Takma, maske takma. Maske takmadan yaşa. Bu oda senin. Azıcık toparlayayım buraları dedim ama izin vermedi arkadaşlar. Artık o akşam yatmaya gittiği zaman hallederim. Nasıl olsa müstakil ev. Yani niye süpürge açtın, niye öyle yaptın, niye böyle yaptın diyen olmaz. Öyle. Şöyle taze fasulye pişirmiştik arkadaşlar. Burada böyle makarnamız var. Soframızı da kızlar hazırladı. Salata yaptılar. Çorbalarımızı da koyduk. Tabii ki herkes, bütün aile mercimek çorbasının yanında zeytini çok seviyor. Evet, seviyoruz ya. Vallahi deneyin, eğer denemediyseniz deneyin. Salatamız da var. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin, nasip eylesin. Daha kek işine geçemedik. Geçeceğiz inşallah. Bir de minik misafirimiz var. İpek de burada. Ay minik dedim ama İpekçim. Minikler minikler büyüyecekler inşallah. O zaman bize afiyet olsun. Yorulduk. Hak ettik arkadaşlar. Allah'ım bin bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Amin. Amin, amin diyelim mi Eymen'cim? Amin demek istediğim için diyemedim ki. Olsun yavrum, olsun. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik içtik. Hemen günün özetini anlatayım size. Günün özeti temizlikle geçti diyebilirim. Sonrasında kızlarla beraber güzelce temizledik. Sude kim neyi yaptı anlat söyle. Ben biraz cam sildim arkadaşlar. Evet, tuvaleti, banyoyu temizledim. Öyle. Azıcık koridoru süpürdüm. Sude merdiveni yıkadı. Yaren mutfağı temizledi, süpürdü, sildi, topladı, düzenledi. Tezgahı topladı, temizledi, düzenledi. Ondan sonra ıslak kekimizi hala yapamadık. İnşallah Sude bu akşam yapacak. Çocuğun canı çekiyor. Niye evet. Düzgün durmuyorsun sen? Ne? Eymen'i de yemekle şişirdik arkadaşlar. Çok yemek yedin değil mi oğlum? Karnım şu kadar şişmişti. Nasıl? Karnım şu kadar şişmişti. Değil mi? Karnı çok şişti teyzeleri. Çok yemek yedi. Yiyecek, beslenecek, büyüyecek değil mi oğlum? Sağlıklı büyüyeceksin. Evet. Ondan sonra ben dün akşam 2'ye falan geliyordu. Sabahleyin de 7.30'da kalktım arkadaşlar. Sersem gibiyim şu an. Yorulmuşum. Bayağı bir yorulmuşum. Öyle. Bugün de böyle geçirdik. İnanın hani kapanışı yapmakta zorlanıyorum şu an. Gerçekten çok yorulmuşum. Günlerin de yorgunluğu var. Kızlar gelince de böyle benim üstümden birazcık yük kalktı gibi oldu. Sağ olsunlar. Elleri kolları ağrımasın inşallah. Allah bin kere razı olsun. Onlar da şimdi böyle ev işlerine yardımcı olunca benim böyle tembelliğim geldi gibi oldu. Yorgunluk. Bir şeyleri yapmayınca da yorgunluğun daha çok ortaya çıkıyor gibi oluyor böyle. Hani kendini dinliyorsun gibi oluyor. Öyle işte arkadaşlar. Bugünü böyle geçirdik çok şükür. Bugünümüze öyle. Ne anlatayım, ne söyleyeyim. Güzel yorumlarınız için, güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Vallahi bin kere razı olsun. Eymen'in oyuncağı da var. Şu sineklerden de kurtulamadık. Ali'yi, Caner'i, Cansu'yu merak edenler var. Ben de merak ediyorum ama ne zaman gideceğimi de bilmiyorum aslında bakarsanız. Şimdi gitsek, bayram var, önü bayram. Bayramın 4. günü komşumuzun düğünü varmış. Aradı, davet etti. Eski binadan, ilk binadan komşumuz Bafra'dan. Bakalım neler yapacağız. Zaman, gün bize neler gösterecek. Bakalım arkadaşlar. O zaman artık vedalaşalım. Bugünü de böyle akşam ettik. Umarım keyifle izlersiniz. Umarım sıkılmadan izlersiniz. Hepinizi öpüyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki vlogda sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, huzurla görüşmek, kavuşmak nasip olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.